Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım bugün de sizinle soğuk baklava tarifimi paylaştım. Bu tarifimi isterseniz bu yaz mevsimi için isterseniz önümüzde kurban bayramı var. Bayram içinde deneyebilirsiniz. Bence harika olur. Tabii ki denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizi geçelim. Bakalım nasıl yapmışım, beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir su bardağı suyu alalım. Üzerine bir adet yumurta, Baklavamızın soğuk baklavamızın daha çıtır çıtır olması için 2 yemek kaşığı limon suyu ve 1 fiske tuzu da ilave ettikten sonra malzemeleri güzelce karıştıralım. Daha sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Sevgili arkadaşlarım her tarifimde, her videomda mutlaka söylüyorum unun markasından miktarı değişebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ilave edelim. Bu tarifimde ben e, 3 su bardağından fazla yani şöyle 3 su bardağı artı bir yemek kaşığı diyebilirim un kullandım. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Yumuşak derken böyle ele yapışan değil tabii ki ama e, yumuşak ama ele yapışmayan, pürüzsüz bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurumuzu bu şekilde koparmadan katlayarak yoğuralım. Baklava hamurumuzu ne kadar uzun süre yoğurursak o kadar özlü bir hamurumuz olur. İsterseniz benim yapmış olduğum gibi şöyle geniş bir yoğurma kabın içerisinde yoğurun veya tezgahınızın üzerine alarak da yoğurmaya devam edebilirsiniz. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğuralım sevgili arkadaşlarım ve bakın gerçekten hamurun kıvamı o kadar güzel oldu ki ne diyorduk? Hamurumuzun kıvamı gerçekten fıstık gibi oldu. Bu tariften tabii ki ben soğuk baklava olarak hazırladım ama inşallah önümüzdeki günlerde farklı tarifler de hazırlayacağım. Bu tariften bu malzemelerden yani baklava tarifi de hazırlayabilirsiniz. Normal cevizli baklava tarifi de hazırlayabilirsiniz. Hamurumu tezgahın üzerine aldım. İlk önce gelişi güzel, ilk önce toparlıyorum, daha sonra gelişi güzel kesiyorum toplamda 8 adet beze olacak şekilde ayarladım. Evet şöyle bir tepsimin içerisine alacağım üzerine hava girmeyecek bir şekilde kapatalım. mutlaka sevgili arkadaşlarım yüzeyi kuruduğu zaman hem istediğimiz gibi hamurumuzu açamıyoruz hem de hiç güzel bir görüntü olmuyor. Evet bu şekilde sıkıca kapattıktan sonra sadece 15 dakika dinlendirmemiz yeterli. Bu aşamada çok az dinlendirdim ama biraz sonra merdane vurduktan sonra biraz daha uzun bir süre yani 1 saat kadar dinlendireceğim. Şöyle nişastanın içerisine bulayalım. Eğer bu şekilde yaparsanız işiniz çok daha pratik olur sevgili arkadaşlarım. Aralarına nişasta serperek elimle bastırıyorum. Ve daha sonra şöyle oklavam ile bir servis tabağı büyüklüğünde açacağım. Aslında bu işlemi merdane ile de yapabilirsiniz tabii ki ama ben bir türlü merdaneye alışamadım. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa görmüş olduğunuz gibi oklava ile de çok kolay bir şekilde hamurumuzu açabiliyoruz. Evet bütün hamurları bu şekilde açıyorum. Yine tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ve aralarına çok fazla olmasına gerek yok. Birazcık nişasta serpiyorum. Bu arada hamurumu açmak için sadece nişasta kullanıyorum. Kesinlikle içerisine un ilave etmiyorum. Şöyle son hamurumu da açtıktan sonra yine üzerini böyle sıkıca kapatacağım. Yani hava girmeyecek bir şekilde kapatacağım. Ee, burada ben bir saat kadar dinlendirdim. E şöyle iki tane hamuru alacağım sevgili arkadaşlarım. Dilerseniz teker teker açabilirsiniz. Dilerseniz yani eğer hamur açma konusunda tecrübeliyseniz e, üçerli beşerli de açabilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Yine böyle aralarına birazcık nişasta serpiyorum. Çok fazla nişasta serpmiyorum. Çünkü e, ilk etapta nişastayı biraz fazla serpelim. E, daha sonra ihtiyaç oldukça yani gerekmedikçe ben nişasta kullanmamaya çalışacağım. Şöyle oklavamı da değiştirdikten sonra bakın sevgili arkadaşlarım arasında nişasta olduğu için e, kesinlikle yapışma olmaz. Ayrıca hamurun kıvamı o kadar güzel ki böyle kendiliğinden açılıyor. Hiç beni yormuyor görmüş olduğunuz gibi. Ara ara ikisini bir oklavama sarıyorum. E, ara ara böyle teker teker sarıyorum. Böylece hem e, arasında kontrol etmiş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli Sevgili arkadaşlarım kısacık bir yorum videom hakkında olabilir kanalım hakkında olabilir küçük bir Emoji Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bana bu şekilde destek olduğunuzu biliyorum tariflerimi mümkün olduğu kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmaya paylaşmaya çalışıyorum ama hani olur ya unuttuğum, atladığım bir yer olursa yorumlardan sorabilirsiniz mutlaka gördüğüm anda dönüş yaparım Ayrıca tariflerimin e, malzemeleri ve yapılışını açıklama kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Evet, hamurumuzu böyle son noktaya kadar açalım. Yani açalım. Yani böyle incecik e, olana kadar kenarlarından yırtılma olabilir. Hiç sıkıntı değil. E, hamuru ne kadar böyle incecik açarsanız o kadar çıtır baklavalarınız olur. Şöyle bütün hamurlarımı açtım. Yani 8 tane hamurumu açtım. Hepsini bir oklavaya aldım. Ve daha sonra şöyle hepsini üst üste gelecek şekilde tezgahımın üzerine açıyorum. Ya bu şekilde inanın çok daha pratik oluyor. Bu işlemi dilerseniz teker teker de yapabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Şöyle kullanacağım tepsiyi tam ortasına yerleştiriyorum. Bir rulet ile şöyle tepsinin kenarından kesiyorum. sonra hamurumun tam ortasını e, oklavama saracağım. Şöyle hepsini birden saracağım. Çünkü baklavamızın yüzeyi için kullanacağım sevgili arkadaşlarım. Yüzeyi ne kadar böyle pürüzsüz olursa e, o kadar güzel olur görüntüsü de. Evet şöyle oklavama sarıyorum. Dilerseniz tabii ki teker teker de sarabilirsiniz. Çünkü e, daha sonra üzerine yerleştirirken böyle teker teker açacağım. Evet şöyle hamurlarımı bir kenara alıyorum Tabii bu tarifim bu malzemeler görmüş olduğunuz gibi 800 gramlık fırın tepsisi için ara katlarına ve yüzeyine sürmek için ben 200 gram tereyağının içerisine bir su bardağı sıvı yağ ilave ettim sevgili arkadaşlarım böyle bir fırça yardımı ile tepsinin içerisine birazcık sostan sürmüş oldum ve e, hamurun yarıdan fazlasını alt kısmı için kullanacağım ben toplamda e, iki kat olacak yani ceviz harcını iç harcını sadece bir katına yerleştireceğim e, Aslında tam böyle eşit olarak ayarlamamız gerekiyor ama 8 tanesini yüzey için ayırdığım için ona göre ayarlayın yani yarısı e, alt kısmına yarısı üst kısmına gelecek Evet kesmiş olduğum parçaları görmüş olduğunuz gibi tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Böyle gelişi güzel yerleştirmeyelim de e, her tarafı eşit olmasına dikkat edelim. İsterseniz böyle benim de yapmış olduğum gibi e, katlayarak da yerleştirebilirsiniz. Gerçekten yapılışı çok kolay sevgili arkadaşlarım ve inanın çok lezzetli bir tarif. E, açıkçası bizimkiler yani benim çocuklarım özellikle baklavadan daha çok seviyor. Düz normal baklavadan, cevizli baklavadan soğuk baklavayı daha çok seviyor. Evet şöyle son hamurumu da yerleştirdikten sonra iç harcımı yani cevizimi serpeceğim. Toplamda 200 gram ceviz içi kullandım sevgili arkadaşlarım. Şöyle her tarafına eşit olacak şekilde iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra yine o parça hamurlardan e, kalan hamurlarımı da üzerine yerleştiriyorum. Dilerseniz bu tarifi e, yuvarlak tepside de deneyebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Hatta bence yapılışı daha kolay oluyor. E, şöyle kalan parçalı hamurları da yerleştirdikten sonra daha sonra e, Tam ortasından kesmiş olduğumuz hamuru şöyle teker teker oklavama sarıyorum. Daha sonra ara katlarına böyle her katına değil de işte iki katına bir bazen her katına hazırlamış olduğum sosundan sürüyorum. Böylece daha güzel bir şekilde kabaracak. Ve daha sonra ben baklavamızı fırına sürdükten sonra şerbetini hazırlamaya geçeceğim sevgili arkadaşlarım. Bu tarifimizde şerbetin buz gibi ve baklavanın ılık olması gerekiyor. Tabii ki tam tersinde yapabilirsiniz. Yani baklava şerbeti ılık ve baklavası soğuk da olabilir. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Evet, bütün hamurları böyle düzenli bir şekilde, pürüzsüz bir şekilde yerleştirdikten sonra şöyle bir bıçak ile olabilir kaşığın arkasıyla olabilir kenarlarını aralarına yerleştirelim İstediğiniz büyüklükte istediğiniz şekillerde kesebilirsiniz sevgili arkadaşlarım bu tamamen size kalmış Evet yüzeyine sürmek için ve ara katlarına sürmek için 200 gram tereyağın içerisine bir çay bardağı sıvı yağ ilave etmiştik. E, tabi bu sosumuz kesinlikle kaynar olmasın. Şöyle her tarafına eşit olacak şekilde sürelim. Hatta biraz böyle kuru kalırsa eğer fırçayla da sürelim ki her tarafına sosumuz değsin. Ve daha sonra önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında ben 10 dakika, 15 dakika kadar böyle biraz baklavalarımız kabarana kadar pişirdim. Daha sonra fırın derecemi 160 dereceye aldım ve toplamda 70 dakika sürdü baklavalarımızı pişirmem ve baklavalar pişerken Ben de şerbetimi hazırlamaya geçtim bunun için uygun bir tencerenin içerisine 4 su bardağı süt ve 3,5 buçuk su bardağı şekeri ilave ediyorum güzelce karıştırıyorum orta ateşte kaynamaya bırakıyorum sevgili arkadaşlarım kaynadıktan sonra kıvamını bulması için bir 5 dakika daha kaynattım daha sonra üzerine yani kaynadıktan sonra üzerine bir paket sıvı kremayı ilave ediyorum bazı arkadaşlarım sıvı krem şanti de kullanıyor. Hiç denemedim inanın. Ee, ama bu şekilde gerçekten çok güzel oluyor. Evet 70 dakikanın sonunda baklavalarımız pişti. Ve bakar mısınız sevgili arkadaşlarım baklavanın renginin güzelliğini gerçekten çok güzel görünüyor. Ve çok güzel bir şekilde kabardı baklavanın ilk sıcağı gitmesini bekledim Tabii bu arada şerbetimiz buz gibi tamamen soğuk ve şöyle baklavanın her tarafına değecek şekilde bolca döküyorum şerbetinin böyle bol olduğuna bakmayın sevgili arkadaşlarım tam bir saatin sonunda işte bu halde Evet soğuduktan sonra şöyle şerbetini güzelce çektikten sonra üzerine bir yemek kaşığı kakao serpiyorum kakaoyu böyle yüzeyine eleyerek e, ekledim sevgili arkadaşlarım ama daha sonrasında ben 30 gram kadar da bihter çikolatayı rendeledim her tarafına serptim e, Tabii ki bunlar tamamen damak zevkinize kalmış İsterseniz sadece kakao kullanabilirsiniz veya kakao hiç kullanmadan sadece üzerine çikolata da serpebilirsiniz ama inanın her şekilde çok güzel olur evet üzerine şöyle çikolatalarımız da güzelce serptikten sonra ee, isterseniz antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz evinizde varsa ben de olmadığı için ben Hindistan cevizi ile süsledim ee, kakaonun üzerine yani kakao renginin üzerine Bence Hindistan cevizi de çok yakıştı Evet baklavalarımızı süsledikten sonra yine bir 30 dakika kadar ben dinlendirdim ve daha sonra servise hazır ve şöyle soğuk baklavamızın iç kıvamını o dokuzunda sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Görüntüsüne bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Gerçekten e, görüntüsü çok güzel. Lezzeti lezzetini kesinlikle anlatamam. E, denemeniz gerekiyor bence ve denerseniz düşüncelerinizi fikirlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu tarifi isterseniz önümüzdeki bayram için hazırlayabilirsiniz. İsterseniz bu sıcak günlerde normal bir günde de deneyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.